Sanki böyle ilk çekimim gibi. Şu anda şekilden şekle girmişimdir. Video çekmeyi bayağı seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. İnsanlarla bir şey paylaşmak benim için hayattaki en güzel şeylerden biri. Buradan size sesleniyorum. Çok teşekkür ediyorum buna vesile olmanızda. Paydanız yok. Bir dakika cümleyi tekrar. Bunu gerçekleştirmemizde... Ay ne oldu bu? Sizlerle yaşam sevinci hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yaşam sevinci ne demek? Buna ihtiyaç duyuyor muyuz? Yoksa bu ihtiyaçtan öte istediğimiz, arzuladığımız bir şey mi? Biraz bu konularla ilgili açıkçası sizinle sohbet etmek istiyorum. Ve yaşam sevincinin benim hayatımda ne kadar önemli olduğunu sizinle paylaşmışımdır. Yani bütün o videolardan ya da anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Ama özellikle bu konu üzerinde hiç durmadım ve bir örnek var aklımda. Yaşadığım bir şey oldu geçenlerde. O konudan zaten çıktı bu yaşam sevinciyle ilgili ben bunu paylaşayım diye. O yüzden siz hazırsanız ben de hazırım. Bu konuya başlayalım. Arkadaşlar geçen hafta Berlin'e gittim ve Berlin'de de bir konsere katıldım diyeyim. Bu böyle spontane gelişti. Hani bileti ben bulup ben almadım açıkçası. Ama yani gitmek istedim bu teklif bana gelince diyeyim. Çünkü klasik müzik zaten seviyorum ve merak ettiğim de bir orkestra şefiydi açıkçası. Hintli bir orkestra şefi ve bu adam 80 yaşında. Ve New York Senfoni Orkestrası'nı yönetmiş, işte bir sürü böyle imza attığı işler var. Zaten hani bu videoyu izleyen biraz daha yaşı belki 65 üstü ya da 55 üstü mü diyeyim. Olanlar muhakkak ismini biliyordur bu orkestra şefinin, çok saygıdeğer orkestra şefinin. Dolayısıyla onun konserine gittik. Orada bir de 71 yaşında Brezilyalı bir piyanist vardı. Bir ya da iki parçada, bir parça yani baştan sona zaten muhteşem ötesi, efsane bir kadın. İnanılmaz çaldı. Dediğim gibi klasik müzikti. Ama ben çok etkilendim ve benim etkilendiğim şey müzik bir kenara ya da ne kadar harikulade olduğu işte o parçaların ve böyle wow mest oldum demem bir kenara. O yaşam sevinçleri beni inanılmaz derecede etkiledi ve şunu düşündüm. Hani ben mesela 32 yaşındayım ve gerçekten bu kadar tutkulu muyum? Benim içimde bu denli böyle bir yaşama sevinci var mı? Bunları böyle sonra aklıma zaten sizlerle de bunu paylaşmak geldi. Şuna geleceğim. Şimdi kadının adını da hatırlamıyorum ama ona bakacağım ve bulursam şuralara koyacağım size. Hani dileyenleriniz nasıl bir piyanist olduğunu da izlemek isterlerse YouTube'da belki vardır videoları, bakabilirsiniz. O kadın ve o adam o kadar böyle tabii ki de yaşları var ve fiziksel olarak hani bir 30 yaşında, 40 yaşında gibi değiller belki. Ama bence öyleler çünkü hiçbir şey yansımadı bana. Bu adam 80 yaşında demezdim mesela yavaş yürümesi dışında. İşini o kadar böyle severek ve tutkuyla yapıyor ki. Ve de o anda yani mevcut, hani mevcudiyet konusunu bazı videolarda ara ara değiniyorum. O kadar böyle o anda ve mutlu ki ve yaptığı işten keyif alıyor ki. Çok etkiledi beni ve o adamın ve o kadının da genel olarak hayatında zaten ben çok böyle neşe dolu olduklarını düşünüyorum genel olarak. Şimdi bu noktada şöyle bir şeye daha değineceğim. Yaşam sevinci ne demek? Bunu belki tanımlamak gerekiyor. En azından bana göre ne demek? Bana göre yaşam sevinci neşe, coşku, sevgi, merhamet ve şefkat dolu olabilmek. Yani böyle o duyguların sizden dolup taşması ve o gözlerinizin içinin parıldaması. Bir yerde ve bir bakıma da belki de içinizdeki çocuğu kaybetmemek demek. Ve benim en önemsediğim konulardan biri ve biriyle böyle bir arkadaşlığım varsa mesela en dikkat ettiğim hani özellikle hani yakın arkadaşlığa doğru gidiyorsa ya da wow bu benim dostum olabilir dediğim biri olacaksa o kişi hayatımda buna çok dikkat ederim. Onun yanında nasıl hissediyorum? Yaşam sevincimi böyle yükseltiyor mu yoksa beni böyle dibe mi çekiyor? İster istemez diyeyim. Karşımızdaki kişi tabii ki de kötü niyetli olacak değil.
Lakin bu böyle yaşama sevinci, yaşam enerjisi, yani hayat dediğimiz şey aslında enerjiden ibaret ve bunu canlı tutan da o gücümüz bence. Buna bir güç diyelim, bir olma hali, buna duygu hali asla diyemem. O olma halini koruyabilmek. Ve bunun inanın bana yaşla hiçbir ilgisi yok. İster 10 yaşında olun, ister 30 yaşında, ister 50, isterseniz de 90 yaşında. Ya beni etkileyen o kadar çok örnek var ki. Ya bu yaşama sevinci özellikle ilerleyen yaşlarda bunu hala canlı tutan insanlara inanılmaz derecede hem minnet hem saygı hem de büyük bir şükran duyuyorum. Yani inanılmaz duygular canlanıyor benim içimde. Geçen günlerde belki duymuşsunuzdur, ben bu acı haberi Instagram'da hani işte böyle aşağı doğru kaydırıyorsunuz ya, orada gördüm. Kadının adını unuttum ama Hintli olması gerekiyor. Yogist, 101 yaşında hanımefendi ve ismini ve fotoğraflarını bulursam buraya koyacağım ki bulacağımı düşünüyorum. Vefat etti. Ama 101 yaşında arkadaşlar ne demek? Yani ben bu yaşımda o hareketleri yapamıyorum, o kadar esnekliğe belki sahip değilim. Belki korkuyorum bazı duruşları yapmaktan. Kadının sanıyorum yoga hocası bu arada ve çok erken yaşlarında da başlamadığını biliyorum. Onun ya çok araştırmadım kadını ama bildiğim kadarıyla. Yani benim önemsediğim nokta daha doğrusu 101 yaşında ve hala bu yaşam enerjisine sahip olup bu tutkuyu canlı tutabilmesi. Ve dediğim gibi hani belki ben korkarım, yapamam hani falan filan ama kadın hiç korkmuyor ve o hareketleri böyle tamamen akışta yapıyor. Beni inanılmaz etkiledi bu. Şunun da altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum ve bence bu kilit noktalardan biri. O da sevdiğiniz şeyi yapmak, size daha çok coşku, daha çok enerji, daha çok böyle yaşam sevinci veren o şey neyse, kıvılcımınızı böyle ateşe çeviren belki, onu bulmak. Çünkü zaten biliyorsunuz böyle hep araştırmalar yapılır, işte psikolojik bilmem ne araştırmasına göre şöyle böyle falan derler. Benim okuduğum birçok araştırmada herhangi bir böyle hedefiniz, yaşam amacınız, illa bu arada yaşam amacınız hani ben bir kitap yazacağım, benim amacım bu falan olması gerekmiyor. Ama mesela yazmayı seviyorsanız her gün yazmak ya da o size mutluluk veriyorsa bunu devam ettirmek ya da kitap okumaksa bu, illa büyük şeyler düşünmeyelim. Ne bileyim bir icat yapmamız gerekiyor anlamında demiyorum. Ama sizin o kıvılcımınızı canlı tutan, size biraz olsun o yaptığınız şey her neyse mutluluk veriyorsa ve neşe coşku veriyorsa onun peşinden gitmeniz bu yaşam sevinci konusunda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ve açıkçası ben hani böyle bir şeye tutkuyla tutunup sadece onunla mutlu olabilen bir yapıda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü ben birçok şey denemeyi seviyorum. Ama her zaman özellikle atıyorum piyanoysa hani sadece piyanist olup ondan müthiş derecede mutlu olabilen ya da yogaysa sadece yoga yapıp hani tabii ki de hobileri olabilir ama böyle inanılmaz odağını ona verebilen insanlara çok saygım var. Ama ben onlardan biri değilim. Hayatımda dönüp baktığımda benim en mutlu olduğum şeylerden biri inanın bana hep paylaşmak oldu. Yani öyle ya da böyle bir şekilde ben paylaşmalıyım. Bu beni çok motive ediyor. Böyle büyütüyor. Hani hem sevgim fazlalaşıyor hem coşku duygum fazlalaşıyor. Yani her anlamda çok iyi hissediyorum kendimi. Onun dışında tabii ki de işte yoga yapmaktır. Kedilerle, köpeklerle konuşmak, oynamak, onları sevmek, doğada olmak. Ya, kitap okumak, hatta yazmak. Bilmiyorsunuz belki ama ben bayağı yazarım aslında. Uzun zamandır eskisi kadar yazmıyorum ama yazmayı gerçekten çok seviyorum. Bunlar beni çok motive eden şeyler. Dolayısıyla size söylemek istediğim, çok kısaca demek isterdim ama bir tık belki şu kadar uzamış olabilir video. Size neşe veren şeyi bulun. Size neşe veren şey neyse onun peşinden gidin. Çünkü asla ama asla fiziksel olarak yaşlansanız dahi yaş aldıkça ya da ne bileyim gözlerinizin etrafındaki çizgiler belki belirginleşebilir. Ama o içinizdeki çocuğu asla kaybetmezsiniz. Buna sahip çıkarsanız ve bir amaç ya da birkaç amaç uğrunda ve peşinde
koşarsanız diyeyim size. Bir de arkadaşlar, benim en büyük arayışlarımdan biri zaten bu minimalizmle de yaptığım bir şey aslında. Videoları bir göz atabilirsiniz isterseniz. Özellikle ilk YouTube'a başladığımda birkaç tane böyle minimalizm videosu çektim ve bunu devam ettireceğim da. Minimalizmin çünkü bana en büyük katkısı diyeyim, hayatımızda yer açarak ve daha fazla alana aslında müsaade etmek. Ve bu alan dediğimde hani sadece fiziksel olarak işte eşyaları vermek ya da sevgiyle uğurlamaktan da öte, insanlarla olan ilişkime bakmamı da sağladı. Kim hayatımda neden var, buna bir bakıp bu açıdan da ele alıp bu anlamda da aslında biraz minimalist olmayı öğrendim. Hani eğer bana olumlu anlamda bir geri dönüşü yoksa o insanın, geri dönüş derken beraber oturup sohbet etmekten ben keyif alamıyorsam ya da beni dibe çekiyorsa anlamında söylüyorum. O anlamda da minimal olmaya özen gösteriyorum. Bunu niye size söylüyorum? Çünkü bu yaşama sevincimizi korumamızda bence minimalizmin de çok büyük katkısı var. Dolayısıyla ilgilenenleriniz minimalizm konusuna da biraz yönelirse belki farklı bir pencere açabilir. O yüzden de özellikle buna değinmek istedim. Başka size böyle yaşam sevinciyle ilgili söylemek istediğim, bu bir duygu değil. Bu şu duygudan ibaret diyemem. Lakin bu bir olma hali. Bu bir böyle mevcudiyette aslında olduğunuz zaman yaşayacağınız bir durum ve bir videomda ya da iki videomda ya da üç videomda ben bundan bahsettim. Demiştim ki bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, dört buçuk hiç değil. Aslında böyle her video bir anlamda birbiriyle bağlantılı ve burç videoları dahil. Ne demek istiyorum? Mesela meditasyon yaparsanız ya da kabullenmenin gücünü hayatınızda yaşarsanız ya da hani o dört anlaşmada bahsetmiştim, işte o dört anlaşmayı uygulayabilirseniz yaşam sevinciniz, yaşam aşkınız zaten günden güne artacak ve bunu zaten göreceksiniz. Bu anlamda hepsi birbiriyle bağlantılı. Siz de o yüzden içinizdeki çocuğa sahip çıkın. Size yegane ama yegane dost olan ve böyle en büyük coşkuyu, sevgiyi veren o içinizdeki küçücük kız ya da erkek çocuğu. O yüzden ona böyle delicesine sarılın ve sahip çıkın diyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olursanız, ayrıca o çıngırağı da açarsanız çok sevinirim. Cuma günleri 18'de genel olarak video yayınlıyorum ama arada bilmiyorum, bunun sözünü ve garantisini veremem. Zaten o çıngırağı açarsanız size bildirim gelir. Bazen pazartesi günleri de 6'da video yayınlıyor olacağım. Ama çok büyük bir şey olmadığı sürece cuma günleri 18 kesin diye bakabilirsiniz. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Umuyorum ki yaşam sevincinize yani böyle deliler gibi sahip çıkarsınız. Ve o gözlerinizdeki pırıltıyı hiç kimsenin sizden almasına asla ve katiyetle izin vermeyin. En büyük sınırınız, en büyük kırmızı çizginiz bu olsun. İnanın bana, bunun karşılığında kendinizi kazanacaksınız. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Varlığınıza gerçekten müteşekkirim. Haftaya görüşürüz. Evet. Joy! Hop hop hop! Joy 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 joy! Yine formumda olduğumu görmek beni çok mutlu ediyor. Yaşam sevinci geldi! Yaşam sevincim geldi, Joy geldi. Joy! Baştan alıyorum, tamam ya, baştan alıyorum. 5,5 dakika geçti ama olsun. Vallahi baştan alıyorum ve bir şey bitti. Çünkü bence bu kilit noktalardan biri. O da ne? Yapılmıştı oldu. Doldum yine bir şeyle, coşkuyla. Ben şahsen bizzat kendim çok keyif aldım.